Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 29. söz Bekay ruh ve melaike ve haşe dairdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiyha rabbim. Kulir <laughs> min emri <laughs> rabbi. Sadakallahu aleyhi. Kaçıncı ders? 16. 29. söz. Sayfa 509. İyi misiniz? Havanız iyi mi? Çok şükür. Hadi bakalım. Şu nükte-i esasiyenin neymiş bu abi? Nükte-i hakikatın değil esasiyet çok önemli. Hep geçtim buraları geçmiştim. Şöyle diyeyim. İhlasın başında dokuz tane esas var. En büyük kuvvet, en büyük hakikat, en büyük nokta istinat, en büyük esas. İhlas kendisi esastır. Esasın eylemsel hali, bir şey bununla alakalı söylüyorum. Dışsalı, eylemde şu gelecek dusturlar rehberiniz olsun. Mesela bir tanesini söyler misin? Dusturlardan bir tanesi amelinizde rıza ilahi olmalı. Esas değil, dusturdur. Dustur neyin içindedir? Esasın içinde. İhlas esastır. Eylemsel, dışsal, enfusi esastır. Mülk tarafı, eylem tarafı dustur. Şu gelecek dusturlar rehberiniz olsun. Şimdi burada niye söyledim? Bu nükte esasiye. Esas da gelecek buraya zaten mana. Hayat, ruh, şuur esastır. Mana ise hayattır, ruhtur. Hakikat ise esma ilahiyelerdir. Dışarıdan beri e, içeriye doğru gidiyorum. Şöyle yapalım. Bu su, haşikyo, enerji gibi. Heh. Esas nedir? Dışarıdan içeri giriyorum. Hayat, hayat, şuur, ruh. Esas. Mana nedir? Mana, ruhtur ve hayattır. Hakikat nedir? Hakayı keşşayı sabit ötün. esma ilahiyelerdir. Hakikati yapmıştım. Hakikatların bütünselliği her bir esmadaki mertebemizin toplamına Vücut demişti. Kaçıncı derste onu bakmalar lazım. Eğer kitap takip eden varsa onu ya şey yapmasın. Bu rastgele delmemiş. Şu nükteye esasiye dediğine göre bu geldi geldi bütünlüyor şimdi. Öze getiriyor. Hatimesi. Esasın, esasatın hatimesi. Esasla hakikati konuştuk abi. Ne konuştuk? Esas konuştum şimdi. Mana konuştum hakikat. Hakikat esma-i ilahiyelerdir. Esaslar melekuttur. Esas itseldir dusturlar dişsaldır demiştik. Bir tecrübe madde asıl değil ki vücut ona münasır kalsın tabi olsun. Bunların o kadar atıflar var ki yani asar vediyeden söz sözlerde mesela merak eden olursa bir tecrübe madde esas değilmiş. Esas anladık. Esas hayattır, ruhtur, şuur. Yani ihlas esastır. Amelinizde riza-i ilahi olmalı. Eylemsel dusturdur. Farklı. O zaman madde asıl değil, esas değil yani. Vücut ona münasır kalsın, tabi olsun. O zaman madde nedir? Hemen ben acele edeyim. Dört tane şeydir. Ha bir dakika masamın önünde bir defter var. Onu getirir misin? E, madde hakkında burada usta tanımlama yapıyor. Diyor ki madde aşağıdan yarılmaya, erimeye, yırtılmaya muheyya bir kışırdır, bir kabuktur, köpüktür ve bir surettir. Madde bu. Ee, bu tabirler böyle kafa kaldırıp da lugatla olacak şeyler de, de değil. Zaten kimse de bakmaz lugata. Yarılmak. Yarılma kimse bakar mı? Bakmaz. Yarılmaya, erimeye, yırtılmaya muheyya. Muheyya hazır, ona hazır. Yani madde yarılmaya, erimeye, yırtılmaya eyvallah. Burada yazdım o şeyleri, çalıştım. Bir neymiş esas madde? Yani madde buna hazır ama maddenin kendisi kışırdır kabuktur, köpüktür, surettir. Neyin? Mananın. Madde neymiş abiler? Bunlar. Bu kışırdır, kabuktur, köpüktür, surettir. Şimdi ben bu tabirleri biraz durayım. Gazali'ye göre, Gazali'ye göre bunu baktım. Nereye kışır demiş, nereye kabuk demiş, nereye köpük demiş. Ben müsaade ederseniz şöyle bir yapayım. Ee, Gazanını verdiğim misali yapıyorum. Şimdi şöyle bir becerebilecek miyim? Bakayım. Cevizin içi. Ceviz. Tamam. Şöyle yapayım mı biraz? İyi. Sana iyi mi? Şey. İyi. Tamam. Sonra ee, öyle yapmış. Biraz daha böyle kahverengi ne olabilir? Siyah, olabilir? Siyah olabilir. Şu da onun cevizin kabuğudur. En yani dış salı nedir? Posası Kışır. kışırdır. Yeşil. Yeşil kalemimiz olunca tuttuğum. Gazali der ki, madde buna benzer. Kışır mı dedi? Ceviz. Kışır. Bunu kelama yapacağız. Konuşmaya yapacağım. Acayip bir yer burası. Hepsi tar tarif. Mesela yarılmak diyor, yırtılmak. Çok basit değil mi? Kimseye bakma. 12 tane mi ne ayet buldum? Ayet ayet. Ee, ne kadar şey yazdım? O yarılmakla alakalı yarılmak. Yarılmaya ait bakayım. Başka gerçi oruçtum fazla şey yapamadım ama şu kadar yarılmak. Şu köpük. Şu kabuk. Erimeye de çok ilginç. Akşam çalışın bu. Ekmek param bu ya. Kışır dedi buna. Sonra şuna dedi ki biraz ezdi galiba. Kırm siyahı kaybetti. O kadar edemezsin. Buna da kabuk diyor. İnan orası aleminizde değişecek. Çok harika ya. Tamam abiler. Buraya ne diyor? Kabuk. Köpük. Suret. He? Köpük. köpük var, suret. Bu köpük aynen. Köpük. Tamam. E, suret nedir? Bak abiler. En temel, maddenin en temeli nedir? Şuraya başka bir renk yapayım. Maddenin en temel atomdur. Proton mu abi? ile gösteriyorlardı proton? Proton. Buradan geçen elektron nedir bu? E diyelim. Elektron. Diyelim ki oksijen. Kaç tane atom ağırlığı var? Kaç tanedir? 6 mıdır? 8 mi? O zaman 8. 2. Burası ne olur? 6 olur. Ne yaptı? 2 tane şey var. Halkası var. 2, 6. Tamamlamak için evlenmek istiyor. Kız gibi gider mi? Erkek gibi gelirler mi? Ee, eğer 8'e tamamlamak isterse böyle anlatırdı hoca. 6 hep 8'e tamamlamak ister. 2 eksi var. Gelir. Onun için hidrojen alması lazım. 2 hidrojen. H2 o ya, Su olacak. Şimdi kimya anlatıyor diyor. Şimdi bunu alır yanına. Alınca su olur. Şimdi bir şey anlatacağım da. Şimdi madde sureti anlatıyorum. Diyor ki bu kadar boşluk var. Maddede. Bunu bilim insanları diyor ki, bunun diyor protonu misket kadar misket misket kadar yapıp Londra'ya koysam, bunu sonra Müslüman olan 80 küsür yaşında ateist bir adam diyor. Zaten herkesin bildiği bir şey. Ona en yakın elektron diyor İstanbul'dan geçer. Aynı İstanbul kendi misali veriyor. O kadar boşluk. Madde boştur. Boş dünya derler ya boş. Bu atomdur. Atomlar sonuç olarak söylüyorum. Atomlar bir araya gelince neyi meydana getir? Molekülleri getir. Dokuları getir. Yani hücre, doku, organ, doku, organ, vücut. Yani bu kadar boşluk üzerindeyiz. Ve bunun sureti var mı şimdi? En alt yapıya indik. Sureti yoktur. Maddenin sureti ve rengi yoktur. Ya peki bir araya yani böyle benim böyle bir maddede ben tekeyin atoma asan, asanı sırası, siması yoktur. Hatta hadiseye göre, korkuya göre, mane göre namaz kılıp kılmadığıma, zekat verip vermediğime sima değişiyor mu? Değişiyor. Bak madde değişiyor. Sabit yok. Namaz kılanın siması ile kılmayanın, Kur'an okuyanın da okumayanın siması değişiyor mu? İngiliz, Fransız, Afrikalı. E madde peki zenci midir? Madde siyah mıdır? Beyaz mıdır? Beyaz mıdır? Ne değişkendir? Niçin böyle demişler ki saçı şu renkte olan saçı dalgalı olan gözü şöyle olan şurası olan şu maddeyi anlatıyorum da onun için yani uzatmıyor yani maddenin ee, ama abi bu kadar şeyler okuduk süreti olmaz olur mu sureti nasıl var şöyle var alemi misalfolli ee, o var ya böyle yemek yemeğin üzerine kapatırız ince ama içi gözükme onu sarmak gibi ben şimdi gök Mavi miyim vücudum? Yani şu anda öyle. Ama ben o muyum? Değil. Bu beni sarmaladı abi. E ben atletim. Atletim değil mi? Evet. Bak şimdi. Buna bak buna bak. Hangisiyim ben? Bu da değilim. Gir içeriye ete. Ha bak. Görüyor musun? E, hangisiyim? Değilim hiçbirisi. Gir içeriye. Aklımın rengi var mı? Akıl dişi midir erkek midir? Ruh dişi midir erkek midir? Yok. <laughs> Mi? Eletik Elektrik dişi midir erkek mi? Buzdolabını çalıştırır mı? Çalıştırır. Elektrik ocağını çalıştırır mı? Isıtır. Hangisidir ya? Görmediğime inanmam diyene tutturursun gebertir. Kuvvettir. İnşaata çimento çıkarıyor. Fırında ekmek pişiriyor. Bize ışık veriyor. Bilgisayarda bilgi sayıyor. Elektrik nedir? Her şey olduğu için bir şey değildir. Kadın bir şeydir, erkek bir şeydir. Ruh hem kadının hem erkeğin bir şeydir. Bir ruh kanun emridir. Mesela yer çekimi kanunu dişi midir erkek midir? Yani e, melekler de kanunu tuttuğu için dişili ve erkeği onun için yok. Anladık mı? Ruhu tutan burada ruhu burada tutan Cebra şey Azraildir. Azrailin dişili erkekliği yok çünkü ruhun dişi erkek değil er elektrik gibi. Yer çekimi kanunu dişi midir erkek midir? Güneş dişi midir erkek midir? Gece ve gündüz, gündüz yani böyle o kadar basit sığ düşünüyor ki insan. Yok basit sokak şeyleri de maddeyi iş şey yapma anlatmaya çalışıyor. Peki bu namaz kılınca simam değişiyor mu? Değişiyor mu abiler? Ha folye sarıyor. İşte maddenin şekli, rengi, sureti alemi misal folye sarmış. Ve madde devamlı değişiyor. Daha Cevizin kışırı. Bunun daha içeri içerisi var biliyor musunuz? Şaşıracaksınız. Daha içerisini iş şey yapayım. Beyaz. Yiğende ne olur? Le. Lezzet. Aslı neymiş biliyor musun? Lezzattır. Yani kendinden lezzet almaktır. Le zatın lezzetidir. İster bunun lezzeti olsun ister kendinin lezzeti olsun. Ama 30. Lemada diyor ki e, rızıkta Lezzet ins insanda e, he? insanda şuur, ismi hakim tecelli eder diyor. Yani lezzattır, zatın lezzetidir bunun. Ama e, cevize benzer mi lezzet? Onun zatıdır. Yani aslında cevizden lezzet aldığımızı zannederiz, lezzeti kendimizden alırız. Kendinden lezzet almaktır. Lezzat, zatın lezzeti. Ken Kendimdeki bil kuvveler uyanıyor, bu uyandırıyor. Eşyada yok bende var bu. Eşyada var ama surette öyle. Hakikati öyle bileyim. Mesela bakın şöyle parmağımı soktum. Var mı lezzet? Var. <laughs> bu ne yaptı? Benim lezzetimi uyandırdı. Bunu içmeden lezzet bölgesine uyarsam sinyalle su içmeden lezzet almış olur muyum? Yani o lezzet alır mıyım? Alırım. İçmeden. Çünkü lezzet merkezi orası bak. Dil oraya götürüyor. Orada hafızada duruyor. Dilin sürtüyor sinirler uyarılıyor. Sinir eletiğe dönüşüyor. Eletik şuradaki görüntü alanına diyor ki aniden oluyor ruha. Bu nedir diyor. Sudur diyor. Peki yeni doğan bir çocuğa yeni görmüş bir bu nedir? Bilmez. Çünkü mazisi yok. Hafızada yok. Bu içince mazisiz lezzet alamazsınız. Hafızada var. Hemen ona şey yapıyor. Maddeyi görüyor musunuz? Madde ne oldu? Şimdi dil, e, su, dilde dilin delikleri var böyle. O içine giriyor. Orada sıvı ise dile giriyor. Sıvı değilse dil tükürüyor. Asitlik özelliğine sahip. Yediğimiz lokmayı çözüyor. E, suya dönüştürüyor. Dilin deliklerini indiriyor. Orada sinir uçlarıyla uyarılıyor. Elektriğe dönüşüyor. Beynin arka şu bölümünde... ...görüntü ve lezzet alma yerine... ...ekrana yansıyor... ...ekrana yansıyor böyle... ...bu ekrana yansıdı... ...okuyan kim? Sensin... ...ha... ...buraya yansıyor... ...ekranda onu su olduğunu söyleyen... ...ruhtur... ...görüntü de öyle... ...mesela bakıyorum... ...resim aslına geldi... ...resim geldi retina... ...işte... ...görüntü a geldi... ...göze geldi... ...arkaya geldi... ...taşındı bıraktı... ...eletiğe dönüştü... ...ele gözden... ...görüntü alanına buraya... Elektrik geçiyor. Elektriğe dönüşmüş. Resim buradaki resim beynime gitmiyor. Bu buraya kadardır, göze kadardır. Göz bunu elektriğe dönüştürüyor. Mesela mikrofon. Allahu ekber, Allahu ekber. Kablodan ses mi gidiyor? Hayır. Bu ses elektriğe dönüştürülüyor. Kablodan elektrik gidiyor. Hoparlörde o elektrik tekrar sese dönüştürülüyor. Aynı sistem. Hoparlör, beyin, mikrofon bu. Seyrettiğim geldi bu resim beyin şu gözde elektriğe dönüştürüldü sinir telleriyle. Be Görüntü almış, anlatacağım şimdi. Görüntü alanına geldi buraya, ekrana yansıdı. Bu ekranı kim seyredecek? Göz nedir diyor ustad. Penceredir diyor. Ha, oh, göz... göz penceresiyle seyreder. Anladın? Mı? Bu penceredir. Şimdi pencere açıldı. Pencere mi seyrediyor dışarısını? Ben seyrediyorum. Pencere neyse göz odur. Ve hep bizde oluyor. <laughs> Maalesef. Ulan ne ses geliyor be son. Bak o da kulaktan geldi ha. O da ses buraya kadar. Diş kulak orta kulakta değiştiriliyor. iç kulakta da, da eletiye dönüştürülüyor. Beyine geliyor. O nedir diye bu görüntü alanı burada. Bu diyor su sisidir diyor. Onun için çocuklar niye ölümden korkmaz, niye ateşten korkmaz, niye yüksekten böyle kıçıyla gider de düşer, niye düşeceğini bilmez mi? Bilmez, ölümü de bilmez. Mazisi yok. Mazisi olmayanın istikbali de olmaz. O zaman bir insana istikbalde bu partiyi seç, bunun yanında ol, bunun yanında olma, yani şunu yap demektense onun mazisini uyandırmak, mazi oluşturursan o istikbali olur. Demek ki ruhla maddi beyni gördük mü? Şimdi bu mevcudat ağaç neymiş? Ağacı maddesi maddedir. Aynı bunun gibidir. Buna folye yani alemi misal buna folye sardı suret oldu. Maddenin sureti. Kim yapmış? Alemi misal libas giydirdi diyor. Hatta iman ruha giydirilen libastır. 20. söz. Ruhunuza iman libasını giydirirseniz e, hem dünya ateşinden hem ahirete ateşinden yanmazsınız. E, maddi libas giyerseniz diyor amyanttır şu anda. İtfaiyecilerin kullandığı elbise amyanttır. Ateşte yanmaz. Böyle bir maddi arayın bulunuz. Eğer bu maddeyi bulursanız maddi cisminiz yanmadığı gibi onu bulursanız ki amyanttır onun adı. Madde ne? Maddedeki suret, renk, şekil. Mana peki? Kim giydiriyor maddeye? Maddede de mana yok. Bir şey anlatacağım. He? Alemi mana giydiriyor. Şimdi ustad diyor ki niyet ve nazar mahiyeti şey tahir eder. Burada gösteriyorum. Öyle mi diyor abi? Evet. Niyet ve nazar eşeği nasıl değiştirir? Ben ağaca bakarım. Kereste diye hatırlarım. Adam bakar Allah'a tefsir eden alim diye görür. Veya en baris benim bariz misalim. Adam çalışıyor resim, böyle çalışıyor böyle terden su oluyor. Pirinç kazandı, çocuğuna yediriyor, helal oluyor. Aynı pirinci çalıyor, çocuğun fıtratı bozuluyor. Sebebi pirinç aynı pirinç. Evet, pirinç aynı. Bu oku okuyacağımız mevzularla. Pirinç aynı. Niye çocuğun fıtratı bozuluyor da üzülüyor? Yani terden su oldum. İşte abiler niyet ve nazar pirinci değiştiriyor. Nesi? Sureti değil. Şurası boşluk muydu? Şurası protonla elektron arası boşluk mu? Boşluk. İşte kişinin niyeti ve manayı ismi veya harfi burayı dolduruyor. Burayı dolduruyor. Ve şu anda fiziğin söylediğini söylüyorum. Şu andaki kuantum fiziği yeni gelen şey, eski de biz okurken bu elektronlar dönüyor. Şöyle dönüyor. Dönüyor. Şu andaki fizik diyor ki ikisi de var diyor. Dönmüyor, dönmüyor. Burası buhardır diyor. Yani bu elektronun burada olduğunu kimse diyemez. Bu elektron nerededir? Dönenin olması gerektiği her yerdedir. Burada ne var diyor? Şu andaki fizik diyor. Burada buhar vardır diyor. Yani duman. Mesela dağ, koca dağ. Arabayla gidiyorsunuz. Göz gözü görmüyor. Ne var? Her şey yok oldu. Ne yaptı? Sis değil mi? Bulut örttü. Burası da o buhar gibi ne var olduğunu bilmiyoruz. Ustad da diyor ki işte diyor niyet niyet ve nazar nerede niyet ve eklemedik ve nazar Heh. niyet ve nazar niyet ve nazar. Niyet ve nazar. Ne yaptı? Mana ismi, mana herfi ile burası değişiyor. Neresi değişiyor? İşte maddenin fiziksel boyutunu da değişiyor. İşte çalınan pirinç ile emek verilip terden kazanılan pirinç böyle değişiyor. Onun için emek sev sevilir. Maddeyi değiştiriyoruz abiler. Niçin? Madde niçin değişir? Kışırdır, kabuktur, köpüktür. Ondan. Nedir? Bu madde manaya göre hareket ediyor. Mana nedir diyor. Mana hayattır, ruhtur. Bu nereye göre hareket ediyor? Simam niye namaz kılanın değişiyor? Mesela sırf Kur'an okuyanın siması beyaz nurdur. Hem Kur'an okuyup hem tefekkür ediyorsa pembe beyazdır. Nereden söyledim? Tarihçi hayattan söylüyor. Ustadın simasını anlatırken pembe beyazdır diyor. Ben hepsini değerlendiriyorum. Niye öyle dedi? Hatta sima niye değişiyor? Ahlakın dışa vuruşudur. Onun için hatta sima değiştiği gibi kişinin ahlakına göre kokusu da değişiyor. Onun için büyük zatlar derler ki evladım sende ağır koku var. Git ahlakını düzelt. Parfüm sür dememiş. Mesela şimdi böyle sığır yalamış gibi jöle bir şey sürüyorlar ya. Ha, sürüyorsun da o koku o madde cinsinden ruhani geliyor. O jöleye melek gelmez çünkü şey var orada. Haram madde var veya şey helal bile olsa. Yani her koku cinsinden ruhani gelir. Senin yanında hazır olur. Şunu anlatmak istiyorum. Ruhaniler koku cinsindendir. Bana üç şey sevdirildi diyor. Bir tanesi koku. Yani o cinsteki melekler. Mesela bir tane ustad ne kokusu severdi? Benle çatışıyor bu ustad. Onu itiraf edeceğim. Tefarik. Tefarik. Ne kokusudur? <laughs> Ölül. Kabir, kabir. Biz cesedi yıkadığımız zaman yurt dışında, şimdi öyle bir şey yok da. Cesedi yıkayınca bilesiniz. Tefari avucuna sürersin. adam kefenlemeden önce. Yıkadım bitti. Buraya sürersin. Buraya sürersin. Bir de ayağın altına sürersin. Çünkü buralardan gelecek melek. O cinsten gelsin. Kabir kokusudur ama ben süremiyorum. Çok ağır. Yani biraz daha beni hep böyle morka götürüyor benim yani işte bana almıştı usta tefari kullanıyor diye. <laughs> tamam sen kullan kullanamam. Kullanmıyor. Evet Rabı Teymeft yapıyor. Benim ga götürüyor, şeye götürüyor. Ya böyle bayağı etkiliyor beni yani. Bayağı etkiliyor. Peygamber demiş ya bana koku. O koku aynı aslına götürüyor. Hiç şansım yok. Alayım doğru gasilhaneye gidiyorum. Kesinlikle hiç affetmiyor beni hiç. Ben e, Medine kokusu var böyle. Mehmet kardeş belki canlı yayında Allah razı olsun. Ben e, gittiğim zaman ondan alırdım. Gidenlere donuş şey yapıyordum böyle. Çok güzel bir e, buluttan arkasına taşıyor. E, madde kışırdır dedi. Hani paldır küldür okuyorduk. Köpüktür, şey kabuktur, köpüktür. Lezzettir, lezzattır. Zatın lezzeti. Kendinle bunu ceviz aldın. Buradan ta buraya aslımı uyandırıyor. Kendimden lezzet alıyor. Sonra dedi ki madde Köpüktür. Köpük ne demek biliyor musunuz? Köpük çok uzatmayacağım. Oraya okusam uzun olur. Ee, şimdi toprakta maden çıktı mı abiler? Toprakta maden çıktı. Ee, şu anda dünyada en kaliteli altın Türkiye'de çıkıyormuş. Bir tonda yüzde on iki elde ediliyor altın. Yeni duydum. En kaliteli balık kesildiymiş. Bir tonda yüzde on iki. Demiri eritirler abi. Toprağa madenden gelen kamyonlarla gelen toprağa Mesleğim biraz. Ee, oraya yüksek fırına verirler. 700 santigrat derece verirsen şu ayrışıyor. 900 verirsen demir alışıyor. Şu kadar verirsen 800 olursa bakır ayrışıyor. ayrıştı. Şimdi demiri şey yapacağız. Bıçak yapacağız. Demiri eritiyorlar. Üzerine ne çıkar biliyor musun? Cüruf, kışır. Onu alırlar. Ondan sonra o curufu aldığın zaman demirden bıçak oluyor. Su da verirsen çelik oluyor. İşte kışır o dediğim şey madende misal veriyorum. Şimdi konuşmaktan yapacağım. Demiri eritirler. Eridiği zaman üzerine bir curuf derler. Kışır. Bizdeki tabir kışır. Çıkar yukarısına onu alırlar. Demir halisi olur. Odur. Kışır odur. Yani mesela Gazali der ki cevizin yeşilidir diyor. Yedi, hiç yediniz mi yeşilini? Nasıl bir şeydir? Ben e, 1974'te Gülhane Parkı'na götürmüştü amcam beni. Çok uyanığım ya. Orta bir. Çok uyanığım ya. En akıllı benim ya. Gülhane Parkı'nda herkes saf bir ben akıllıyım. Orta bir çocuğu. Gülhane Parkı şu anda şey, İslam alimlerinin buluşlarının olduğu müze. Orada hayvanat bahçesi vardı. Ama kestaneler vardı. At kestaneleri var ya yabanı böyle. Ben de kazamı şey yaptım. Onlardan ayrıldım kazamı. Doldurdum kestaneleri. O atıyorum böyle ya. Hiç kimse almıyor. Bir ben alıyorum. Akıllıyım ya. Zekiyim ya. Sonra neyse amcam. Ya amca dedim hep kestane topladım falan. Köyde bunu görsen falan. O da akıllı hiçbir şey demedi. Dedi ki. Oğlum dedi. E, hakikaten kimse görmedi mi? Dedi ya. Bu sefer. Taank. He amca hakikaten. Ve herkes gördü. Oğlum sence niye almıyorlar dedi. Ondan sonra He, hakikaten dedim ya. E, bir tane dedi. Bak. Kışır. Yani demirde misal verdim. Kışır. Cevizden de bu. Şimdi kelamdan yapayım. Madde neymiş? Kur'an'ı hayal edin. Elhamdülillah El El Rabbil Alemini. Fatiha'yı hallettiniz mi? Elif var, lan var, he var. Şimdi hiç hayatında ses duymamış akraz doğuştan. Kur'an'ı görse <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir Rahim. Malik yevmiddin. Bunu hayal edebilir mi Şekilden? hiç ses atımla gelir mi? Şekle bakarak gelmez. Sarıya. Şimdi doğuştan kör kulağı var. Şimdi kulağı var. Ona yapıyorum. er rahman rahim malik Bu kulağı duydu. Bu seste Fatiha'yı şekil edebilir mi? Ömründe hiç, hiç şekil görmemiş. Edemez. Bu hem elimizdeki nimete bakın. İşte kelamda kışır yazıdır. Yazı. Kabuk. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sestir, lafızdır. Köpük ise mimiklerdir. Ustad muhakemattan söylüyorum bunu. ha? Şu anda nedir? Şu anda benim tavrım. Anlattığımdan daha tesirlidir hareketlerim. %20, %58. Anlattığım %17 tesir ediyor. Yani yazı, ses, mimiklerim bu. Ee, i̇çerisindeki ma mana ise te tefeüz eden, dinleyenlerde uyanandır. Nedir o? Ben girmiyorum sana. Sendekini uyandırıyorum. Lezattır. Zatın lezzetidir. Kızılacağız. Gördün mü şimdi? Hiç böyle ses yazıya benzer mi? İyyâke ne'abdu ve iyyâke nesta'in. Şimdi e, kafire ne tesir yapar? Gayzını artırır. Öyle diyor. Müslümana ne yapar? Şifa olur. Normal bir Müslümana ha işte iyi bir şey. Düşünene akıl bu okuduğumuz zaman akıldaki karşılığı inaşaya vicdandaki karşılığı İnşa'ya kaptaki karşılığı, inşa'ya ruhtaki karşılığı, inşa'ya ene'deki karşılığı, inşa'ya sırrı da karşılığı. Hepsi farklı diyeyim. Şimdi buraya gelelim. Madde, köpük, suyun rengi yok işte bu. İçinde h var, enerji var. Cenneti buraya getireceğim bak şimdi. Su mu abiler? Köpük. h değil mi? Yanlışımı düzeltin h 2 ama enerji değil mi? Enerji ama esir değil mi? 108, 109, 110 sözler. Enerji ama maddi hayattır. Maddi hayattır ama aynı hayattır. Aynı yerdeyim. Hiçbir yere gittim mi? Aynı hayat neresidir? Cennettir diyor. Ustad maddi hayattır aynı hayat. Cennet hayatın ta kendisi. Ha, şimdi burada bir yere gitmiyorum. Bak burası sudur, enerjidir, enerji esirdir. Maddi hayattır, aynı hayattır. Cennet nasıl burada bulunuyor? Cehennem nasıl? Maddi hayatta değil, aynı hayatta bulunuyor. Burada esir yok mu? Var. Neresinde ise bu suyun neresinde esir varsa cennetin kanuniyeti buradadır. Nasıl olur? Er Rahmanir Rahim. Ben de nasıl böyle ruhani lezzet oluyor? Bunda da böyle. Neremdeydi o? Er Rahmanir Rahim. Maliki yevmiddin. Ve nunezzilu Kur'an ma huve şifan ve rahmetin lil mu'minin ve la yezidu zalimin ila hasara. Doğru mu <okudum>? ha. Yani ve la yezidu zalimin ila hasara. Kafirin husranını ziyade eder, arttırır. Değil mi? Ama Müslümana şifadır. Niye şifadır? Niye şifa biliyor musun? Madde, mana nasıl? Beni hasta eden, vehim ve vesvese veren ya şeytandır ya kafir cinlerdir ya seyrettiğim filmlerden duyduğum, gördüğüm ervah habiselerdir. İşte onları tar dedince ben kendimden lezzet alıyorum. Onun adı şifadır. Onları yakıyor. Cinleri yakar. Çok çeşitli şey yapmaya çalıştım ama şimdi okuyayım kendisini. Yarılmak hakkında Kur'an'da 12 tane ayet var. Sema yarıldı diyor. Arz yarıldı diyor. Hatırlarsınız değil mi? Onunla alakalı ...niye yarılır, ne, ne yapmak ister? Onunla girmeyeyim artık ama bu kadar bir şeyler işte. Ama bilin ki buradaki tabirler Kur'an'ı tabirdir. Risalindeki tabirler sokak ağzı değildir. Peki başka ne yapar Risale-i Nur? Ee, biz, biz bu asın nesillerine geçmişimizden lisanla kopartıldık. Harf ve yazıyla lisan değiştirilerek maziden kopartıldık. Maziden kopartılan bir insan yeni bir nesil olur... Bizi maziye bağladığı için Risale-i Nur, mazinin hafıza çipidir, kartıdır bu tabirler. Bir daha Risale-i Nur yaşanmış bir dinin, uygulanmış bir medeniyetin zamanımızdaki hafıza kartıdır. Risale-i Nur'un tabirleri. Bir daha yaşanmış bir dinin, yaşanmış bir dinin uygulanmış bir medeniyetin zamanımıza taşıyan hafıza kartıdır. Risale-i Nur'un tabirleri. Onun için taviz vermiyor ustad. Öğren yani e, aslı olamaz mesela. Diyor ki burada yarılmaya eğrime. Bak Kur'an kaç tane ayet var? 12 tane mi? 11 tane ayet buldum yarılmak hakkında. Ve sokak ağzı değil Risale-i Nur. Onun için çalışacaksın kardeşim. Hayat felsefesidir kardeşim. 5-10 dakika günde, günde oku. Akşamda televizyon seyredeceksin. Abi canlı yayından bir tane derse gir. Ne oldu? Taş atıp da konu mu ağrıdı? Ben ömrümü verdim. Sen de yarım saat ver. Sen de ahirete gideceksin, ben de. Sen de Allah'a ümit etsin, ben de. Yani fa ömür fazla ver demiyor. 5-10 dakika bir şey oku ya. Yani Risale-i Nur'un tabirleri Kur'an'i tabirlerdir. Veya hadis-i şerif tabirlerdir. Bak yarılmaya, inan size şu yarılma hakkında sema yarıldı, peygamberin göğsü yarıldı, arz yarıldı vesaire. Ee, şey var, e, gök yarıldı, maddenin yarılmasını söylüyor. Hadiselerin yarılması'nı söylüyor. Onlarla ben konuşsam şimdi bir saat alır. Yarılmak'a. Sonra hani köpük hakkında. Köpük nedir? Erimek, erimek. Yırtılmak neymiş? Kur'an'ı tabirlerdir diye o kadar deyip geçiyor. İncelemizli bir mesele. O 530'da e, neyi anlatıyor? Madde bizden uzaklaştıkça bu inceleşiyor. Şu anda anlattığım ders nedir? Biliyor musun? madde bizden inceleştikçe bizden uzaklaşıyor. Mesela diyelim öyle mikroplar var ki diyor şeyde 700 meslevide Kız evet 700 ne diyor biliyor musun? Sen söyle. Öyle mikroplar var ki ama ne kadar büyüttükten sonra? Hayır bak elime. 6 ne? 1000 ile çarp. 6000 defa büyütüldükten sonra aç. 700. sayfada. 6000 defa büyütüldükten sonra var olduğunu görüyoruz. Bu 6000 defa büyütüldükten sonra var olan mikrop elinin parmağının ucunu görür diyor. Arkadaşının sesini duyar, rızkını görür. 6 bin defa büyütüldükten sonra var olan mikrobun ekmeği ne kadar olur? Benim bu vücudum lokması bu kadar. Gördün mü? Ben açayım. 6 bin defa büyütüldükten sonra. Ya sana yeri söyleyeyim istersen. Ee... Ha ha. Ay yüz. şurada bak. Ah Bak. Bin, belki altı bin defa büyütüldükten sonra ancak görülebilen bir mikrop. Onların o mikrobun altı bin defa büyütüldükten sonra var olduğunu zannettiğimiz mikrobun duyguları varmış. Görme, işitme, haz alma. Kendi parmaklarının ucunu görür. Ula parmağın ucu nedir ya? Ya Rabbi, usta sen bizim kafayı mı yedireceksin ya? Yani sen bunları nereden biliyorsun? Arkadaşının sesini duyar. Altı bin defa büyütüldükten sonra var zannettiğimiz mikrop o da arkadaşının sesini de duyuyormuş. Kendi hayatını korur. Seslerini işitir. Fesban Allah ya. Allah'ım ya sen nasıl bir Allah'sın ya Rabbi. <laughs> Altı bin defa büyütüldükten sonra var olduğunu zannettiğimiz mikrop parmağının ucunu görüyor. O aynı arkadaşının sesini duyuyor. Onun mikrobu şey mikro ekmeği ne olur? Duyguları varmış. Bu aynı zamanda vücut sayılan <laughs> mikrobun duygusu var. He, <laughs> mikrobun duyguları var. Tanır adamı. Kime ne yapacağım bilir. Dabetular. Onun için Müslüman, Müslümana musallat olamayacak. Hangi Müslümana? İmanı kamil olana. Beşinci şu an. kamil, i̇manın bereketine. <laughs> Sefahattan ve <laughs> is <laughs> evet, israfattan tecenüpleri sırrıyla dabetular. <laughs> musallat olamayacak. Musallat olanın da çaresi olmayacak. Vurduğu anda sokak cesetlerle dolacak. O beşinci şu anda geçiyor. Üç sıfata dokunamayacak bu mikrop tanıyor onu. Bir, imanın bereketi olana. İki, sefaatten tecenüb edene. Üç, israfattan uzak durana. su Suistimal mı diyor? Evet yani külliyat hayattır hayat. Hayatını okursun. Geleceği merak ediyorsun. Sikkeyi, tasli gaybiye yok o. Açtı, işte. Da gelecek. Ha da betularz. Ana şey diyor. E, ee, Yecüc mecüc çıkacak diyor. Kastamonu 149. Ahlakta ve hayatta anarşist. Hepsi net. Asım mücedidi ise asım bütün hastalıklarının sıkıntılarını ve çözümlerini sunuyor. Maddi bak tanımlıyor. Anladığım kadar ya. Gazali vermiş bu cevizi ha. Cevizin yeşilini söyledi, kabuğunu söyledi. Ondan sonra dedi ki yediğin zaman diyor lezzet alıyorsun. Evet zahirde orada tamam. Fakat aslında kendi batınını uyandırıyorsun. Zatının lezzetidir diyor. Sen de vardı zaten gömülüydü. Ceviz uyandırdı. Demek ki bütün hadiseler hariç bizi uyandırıyor. Onun için cehennemin kendisi zatında azap yoktur. Alimler öyle demiş. Buradan götürülüyor ateş orada yok diyor. Sen götürüyorsun. Yani... Sendikiler oradakiler uyandırıyor. Sendikileri uyandırıyor. Mesela vicdan azabı. Halis'te bir şey var mı? Adam lüküs bir şeyde oturuyor. Koltuğunda oturuyor. Vicdan azabı düşün. Vicdan azabı kadar bir azap var mı ya? Vehim. Dışarıda bir şey var mı? Adam çok rahat lüks. Niye vesvese? Kafayı yiyor. Niye intihar ediyor? Azabı düşünebiliyor musunuz? İntiharı çözümse kendisi nedir? Yaşıyor. Ha işte. Cehennemde diyor alimler demiş ateş yok ateş sen götürüyorsun demekle buna işaret ediyorlar. Evet ben gittim cehenneme gittim ama bendeki azap uyandıracak bendeki kuvve yok. Ebu Bekir Sıdık radiyallahu anh o kadar büyük ki diyor cehennemde yerimi Müslüman'a yer kalması E azap verecek mi cehennem onu uyandıracak şeyi tarafı yok ki. <laughs> o tarafı yok. olsa ne olur uyanmıyor. Mesela adam ameliyat ediyor beni ama narkoz yemişim. Ne yaparsa yapsın duymuyorum ki. Birkaç kişinin imanı kurtarmak adına diyor. Bak birkaç kişinin imanı kurtarmak adına diyor. Cennet'e bile gitsem diyor. Bana orası cennet gibi gelir. Çünkü bedenim yanarken gönlüm gül gülistan olur. Cehennemden azap alamaz. Çünkü niye? O hariç uyandırır. Ha, dahilde bir şey yok ki uyansın. E, i̇şlediğimiz kadar, günahlar kadar cehennem bize uyandıracak. Ama hiç merak etmeyin. Oruç tutanın, teravih kıldık oruç tutanın anasından doğduğu gibidir. Böyle midir? Böyledir. Haşa peygamber tövbe estağfurullah. Yüz bin defa haşa. Kur'an'ı indiren zata yemin ederek söylüyorum. Ne diyorsa doğrudur. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Aynen öyledir. Mubala edemezler. Ama kabul o, Yani o ücretini Allah'tan bekleyip sırf Allah rızası için oruç tutana anasından doğmuş gibidir dedi mi? Dedim bayram. Bitti. Yanlışımızda varsa söyleyin. Tamam. Oh. Peki inandın? Haşir'de öyle değilmiş. Enayi Nezeni abdi bir kanun işler. Allah Allah. Ben böyle inanmıştım, böyle dindi. Allah da ne diyor hadisi kutsi de? Ben kulumun zannı üzerineyim. Enayi Nezeni abdi bir. Ya Rab ben ben seni böyle bilmiyordum. Sen böyle demiştin. Sen hulfu vaat etmez. Bitti. Onun için anasından doğmuş gibidir Müslüman şimdi. E, ne oldu da böyle oldu? Hevayı cehenneme attık. Ramazan yaktı ya bizi. Hadi bakalım. Tabir olduğu için yani uzatmıyorum da. Abiler bunlar çok önemli yani böyle çok kimyaya, fiziğe hakim olacaksın. Risale-i Nur'daki mana ile şapça şap, bu yani çok lazım tabirler. Yani Rabbim şahit olsun. Ey ustad sen de duy. Rabbim ona da ulaştır. Risale-i Nur'un her bir tabiri ya Kur'an'ı veya hadisi tabir olduğunu ispat etmeye hazırım. Hangi kelime olursa olsun. Bak yırtılmaya, yazdım ama uzun olacak. Erime, köpüktür, yarılmak, erimek Kur'an'ı tabir hepsi. Bakın tabirat-ı Kur'aniye diye bakın. Yani normalde bakarsanız Risale'de de var. Ama bir şey var böyle tepsi, tez hazırlamışlar. Allah razı olsun Müslüman'ın evladı ilahiyatta. Bunlara erimek, yarılmak, böyle tabirleri, sıf tabirleri tez yazmış. Kur'an'dan, hadislerden, alimlerden neler getirmiş. Burada geçen hepsi Kur'an'ı tabirdir. Dini tabirdir. Hep böyledir. Burada istersen bırakalım. Ama bir daha şunu, şu cümleyi okuyayım. Belki, ha, te, bir tecrübe madde asıl değil ki, abat bak madde asıl mı? Niyet nazar değiştiriyor. Asıl değilmiş. Peki nedir şu anda? Sürettir, şey, kışırdır madde, köpüktür madde. Kabuktur, köpüktür. Bize yaptığı tesire göre o, o, odur. Hayat mesela 60 sene yaşamış ama dolu dolu. Adam 600 sene yaşamış hiçbir şey yok. Boş dünya. İçinde hiçbir şey yok. Niyet ve nazara göre ömür değişiyor. Ömür demek dünyada bulunma müddeti demektir. Ecel ise peris olma şeklidir. Kanser mi, trafik kazası mı vesaire. Ömür bulunma müddetidir. Hayat ise bir kalem, ömür bir sayfa, hadiseleri biz yazıyoruz. Diyor ki bir tecrübe madde asıl değil ki vücut, vücudu konuşmuştuk lütfen. Ona musahhar kalsın ve tabi belki madde bir manayla kaimdir. Manayı merak ediyoruz. İşte o mana hayattır, ruhtur. Mana, mana neymiş? Hayat ve ruh her yerde kullan. Şimdi A eşittir B ise B eşittir A ya hem bir müşahede madde mahtum değil ki belki madde mahtum değil ki her şey ona ilca edilsin. Yani hizmet edilen değildir. Madde hizmet eden bir şeydir. Belki hadimdir. Hizmet edendir. Çocuk yani mahtum derler ya. Çocuk ne demek? Hizmet alandır. Hizmet edilendir anne baba hizmetkardır. Madde böyle değil yani. Diyor ki madde mahdum değil ki her şey ona icra edilsin. Yani hizmet alan değil belki hadimdir, hizmet verendir. Bir hakikatin tekemülüne hizmet eder. Merak ettim ustadım. Hakikatin tekemülüne ortaya çıkmasına hizmet eder. O hakikat nedir? O hakikat hayattır. Allah'ım hayattır dedin de onun da esası yok mu ya? O hakikatin esası da ruhtur. Yani, uygulayayım ben kendimde. Ee, Kur'an okuyorum. Aa işte, aynı o çıktı. Cenab-ı Hakk'a yakınlık akrebe çıktı. Kur'an okuyorum. Değişiyor mu? Manaya bak, madde yer alıyor. Televizyon seyrettim, videoları seyrettim, simam değişti. Gözüm değişti. Böyle... Burası değişiyor mu? Bak madde hizmet ediyor. Nereye? Kur'an okumama. Kur'an okumama göre şekil değişiyor. Koku da değişiyor mu? mağaz kokusu. Değişiyor. Hasta değilse, dişi çürümemişse, şeker hastası değilse. Tamam. Bedendeki kokular değişiyor mu? An ve an değişir. Bak madde e, hadimdir. Mahdum değil yani. Evlat değil gibi değil. Hizmet alan değil. Yani ben okurken, namaz kılarken Simaların değişmesi sima maddedir. Madde manaya hizmet ediyor. Mana nedir? Mana neydi? Hayattır, ruhtur. Tamam. Ee, bu, bu mananın da hakikati nedir? Hakikati esma ilahiyelerdir. Esma ilahiyeleri yapmıştım hatırlarsanız. Şöyle latif iki tane yapayım. Sani Hakim. Hakim. Ha. Şunların ne kadar mertebesi var? Nihayetsiz. Nihayetsiz. Bu esmalar hepsine hakikat deniliyor. Hakik. Mertebe. Sonsuz meratipleri var. Aralarında adem yok. Tamam. Şimdi geldi. Sen hayata başladın. Abdülmelik 7 aldın. Buradan 9 aldın. Buradan 6'ya indin. Buradan düz gittin. Geldin, geldin, geldin. Hop vefat ettin. Bu çizgi bu nedir? Senin evet. ee, Abdül Melih'in Melih'in vücut mertebeleridir. Bak, gene kurtardın. Her yerde kurtarıyorsun. Çünkü hafızdır ya. Hafızdır. Hafızın hiç ben bilerek hiçbir hafızın kafasına abdesti sürmemişim. Çünkü canlı Kur'andır. Kanuniyeti buradadır. Osmanlılardan aldım bu ahlakı. Osmanlılarda Kur'an'a abdesti sürülmediği gibi hafızın kafasına abdesti sürmez dermiş. Kitap musaftır, kafada kanundur. Kur'an'ın kanunudur. Ben elimden geldiği kadar abdestsiz kafaya bir hafıza sürmem. Ee, tamam mı? Bu hakikat, bu vücut dedik. Abdest ne kadar mühim anladınız mı? Abdestte ölen öldüğünü bilmez. Çünkü şehittir. Müslüman abdesti gider be kardeşim. Evet... Şimdi bir de göster. Hakikat e, esma-i ilahilerdir. Bütünselliği nedir? Aynı zamanda bunlar haya, hayatın efratlarıdır. Bu her bir bu esmalar bütünlenirse düz bizde hayattır. Çünkü hayat esma-i ilahiyeleri cem etmiştir. Tamam abi. Mertebe değil. Bizdeki bütünselliği Esma-i şey hayat esma-i cem etmiş hayat olmuş. Yani pekmez pekmezdir, tayin tayindir, karıştır başka bir şey oldu. Hayatın içerisinde esma-i ilahiyeler var. Demek ki Risalede ne geçiyor? Ee, mana. Mana neymiş? İki tane. Nedir? Hayat hayat ve ruhu camidir. Camidir. Tamam. Esas nedir? Esasat. Dört tanedir. Dört tane. Bir, iki, üç, dört. Bir, dört tane üç tane. Ha, e, beraber gidelim. Hayat, şuur, ruh. Tamam. Bir tanesi yok. Yani var da bunu ustad burada böyle an Yani şey yapmamış. Zaten o hulasa bu. Bu esmaların hulasası. Bu aklın hulasası. Bu da mahlukiyetimizin hulasası. Öyle diyor. Esas diyor hayattır, ruhtur, şuurdur diyor. Tamam. Bundan sonra bu ee, şeyi yarılmak onlara da hafif şapsam şey da yarılmak madde yarılmak e, köpüktür e, onu sorayım bırakalım Tamam e, dört tane tabirdir madde kışırdır kabuktur köpüktür lezattır yani Ustad burada ne demiş madde yarılmaya erimeye yırtılmaya hazır kışırdır kabuktur köpüktür sürektir. Yani şuraya da surettir demiş. İnşallah e, bir dahaki dersimizde bunu hafif, bunu da hafif, bunu da hafif, bunu da hafif konuşacağız. Külliyat böyle. En, üç risale kafayla, felsefeyle yazılmamış. Paldır gidebilir misin? Bak, Kışır'ı ne demiş? 29. söz, 30. söz, 24. mektup felsefeyle, akılla, ilimle, meziyetle, Kurbiyetle, ulemalıkla yazılamaz. Öyle diyor. Nerede söylüyor? 18. mektubun filistesinde söylüyor. Burada kalıyoruz. İnşallah ömrümüz yeterse e, oradan şey yapacağız. Bu dersi verdiği için Allah'a da sonsuz hamdü senalar olsun. Şükürler olsun. Madde inceleşti değil mi? Madde inceleşiyor. İnşallah bu dersi devam ettirelim. El Fatiha.